geliyor, geliyor. Ne bizim ekran? Hadi kolay gelsin, hayırlı koşullar abi. Belletti kendine. İbo çeviriler bugün sende. Bende mi? Yardımlaşma ya. Support content'si mi kapatayım? Sağdaki bildirimler ne lan? Çağrıcığım kolay gelsin. Sağ olasın. Ne dedi en maçta Mert? Şu anda açtım. Bu 5 kutuyu verdikten sonra günü tamamlayacağım gibi bir şey yazdı. Öyle mi? Evet. Yani yanlış görmediysem. Ben geriliyorum Çağrı. Biz niye korku oyunu oynuyoruz ya? Sorma amına abi. 106'nın ruh paketi. Sağlığım bozuldu. 2 gündür uyuyamıyorum. Çok karanlık oğlum. Ben hiçbir şey görmüyorum ki amına koyayım. Baba bu emin misiniz bu kadar karanlık olması gerektiğine ya? VHS filtre kapat den abi. Ha, oldu sanki. Hayır hiçbir yerde de şey de yok. İkinci kata çık. Evet. İkinci kat 200 ile başlıyordur. Ne yapmalıyım? Kapıyı çal, zili çal. Orası çocuğu duyuyoruz içeriden ses geliyor ya. Kapının altından bir kapıya şey bırak. Ben mi yanlış gördüm? Ha yok ışık varmış. Cammam var mı ya evin? Aha, abi kolay gelsin. Şey. Alır mısın paketini? Kargo. Telefonda bir mesaj gelmiş olmalı. Niye? Şey ne yapıyorsun yani, lan pislik orospunun ne oğlu? Ananı sikerim seni içiyorsun bu boğuk sikimi içiyorsun. Senin gelmen çok uzun sürdü. Siktir git hangi cehenneme gidiyorsan git dedi. Suratından çekil dedi. Amanın bak ya. Yarram. Elçiyiz biz burada. Siker misin sabah mı sikersin bunu akşam mı öğlenden sonra mı sikersin? Ne zaman sikersin bunu bilemedim ki ya. Ospu çocuğu. Sakin ol kalbim var. Rahatladım ya sövünce. Kamyon nerede abi bizim kamyon ya? Şimdi ileride kaldı. Hah ileride sağda. Şimdi hepinizin istediği bir şey deneyin. Bir tane mi götürebiliyorum?
502. Neymiş hepimizin merak ettiği istediği şey? Sen orada asansör var ha. Birkaç tanesini beraber götürecek. Nerede asansör? Ah bak orada. Asansörde kal. Bu asansörde kalırsam ama yağmur sorumlusu sensin. Başka tur nasıl çıkacağım ki? İlk binişte de kalmaz ya. Asansör de eski asansör. Ne kadar tatlı bir kedi. Sana bir ödülüm var dedi. Sen de kedileri seviyor musun? Al bunu ve siktir git. Kedi maması verdi bize. Ulan ben de var ya dedim ki ulan 40 yılbaşı Alp güzel bir oyun attı dedim. Bire inelim. Bire inelim. Buse çok teşekkür ederim güzel cümleleriniz. Twitch'e her indirdiğimde sıkılıp silerdim. İlk defa bir yayıncı bu kadar izlemeyi sevdim. İlk defa abone oldum. Çok daha iyi yerlere gelirsen umarım demiş. Çok sağ ol Buse'cim. Çok teşekkür ederim. Güzel sözlerin için. Yanlış gidiyoruz. Kedi arıyor galiba. Al oğlum ya aferin. Bu mama var ya, bu mama kediye verdim ya şimdi. Çok kedi bizim hayatımızı kurtaracak birazdan. Ay. 401. Ana. O ne lan? Tövbe yarabbim ya Resulallah. Hızlı çözdün hadi. Benim ilk bakışta aklıma gelmedi çözüm. Eyvallah Mert. Senin de onayını aldıysam. Gurur duydum diyebilirim. Argo. Hocam evde uyuşturucu mu içiyorsun? Ne bokuyorsan yap, kendince yap. Ananı sikerim senin. Korktum. Buradaki bütün oda her şey sanki onlardan bir parça oluyormuş gibi. Neyse. Unut gitsin. Alsana oğlum şunu. Ne içtin amına kodum çocuğu? Odayı bir süredir terk etmedim. Burada bir paket için buradasın. Burada bir şey demiyordu herhalde altta. Boş. Henüz sana güvenip güvenemeyeceğimi bilmiyorum. Gidip Papazla konuştuğun sürece sana güveneceğim diyor. Ne diyor Yağmur? Papazla konuştuğun sürece sana güvenebilirim. Papazla konuşmam. Papazla konuşana kadar sana güvenmeyeceğim diyor. Tamam aynı şeyi söyledim. İset live. 105'te oturuyormuş. Numarası 105. Almıyor yani bu paketi ha? Orospu'nun doğurduğu. Güvenmiyor bize. Papazımızı. Oğlum şaka mı bu? Benim buraya yukarıdan geldim. Hemen seriden arayalım Samet'i. Ama bu saatlerde gerçi genelde papazlık yapmıyor. Yazık kafana. 105 miydi lan?
Evet. Tıklayalım. Papaz Bey. Papaz Bey. Merhabalar. Sizin müptezel yine kafayı sıyırmış, içmiş bayağı. Sizden benim bir onay almam lazım. Silahlı kuvvetleri. Seni Michiru buraya yolladı gördüğüm üzere. Evet. Ben buranın papazıyım. Bana bir kağıt mı atma veriyor? Ne yarar veriyorsun ya? Senin paket büyülü diyor. Ondan sonra sustu mu? Ya, hızlı geçiyordun. Tam takip edemedim. Ama bir anladığım kadarıyla o büyüyü kaldırmak için bir şeyler yapacak. I need cash before I can... Evet, yani o büyüyü kaldırmak için para istiyor bizden şu anda. Tamam, al. Nasıl vereceğim buna para? Ya, o zaman biz diğer... Bence bu paketi elimizden bırakıp diğer paketlere bir yoğunlaşalım. Belki birisi nakit ödemeli bir şey yapmıştır. O parayla da buraya geri geliriz. Oğlum zaten 3 kuruş para kazanıyoruz. Kargocuyuz yani. Ne büyüyor kaldırması. Oğlum bu sitede akıllı bir... Çocuğa gidip söyleyelim para istiyor diye, para versin bize. Bu nasıl bir site? Mesela o da bir seçenek. Başına bir insan yok mu bu sitede? Bu ne? Bence de 401'e geri döneyim ben. Çocuğa söyleyelim. Parasını versin. Sonuçta çocuğun paketi. Ben büyüyü ben yapmadım abi. Çocuk kimden ne aldıysa onun paketi yani. Dostum konuştum. Yes. Aynen directly. Bizzat. How luck you are. Ne kadar da şanslısın. ben sadece o şey kapı telsizinden onunla iki çift kelam edebilmeyi başardım. Yani o dedi ya çok şanslısın dedi, onunla bizzat kendin insan olarak mı görüştün? O kendisi bu sadece aracı olarak konuşabilmiş. Tamam, param istiyor demiş. Evet, o ne diyorsa hep doğrudur, haklıdır. Korku ona oyununda kalbim, kalp ritmim normale döndü korku oyununda. Papazı daha fazla bekletmek istemiyorum. Çabucak en hızlı şekilde gidip bunu ona vermelisin dedi. Tekrar bir kontrol edeyim. Doğru miktar mı? Bu kesinlikle yetmez. Olamaz yani. Michiru bununla sıyrılabileceğini mi düşünüyor ya? Aman oğulları. Daha fazla istediyor Michiru'dan. Papazım yanlış anlama. Bir alo deseniz mi artık? Bu arada papaz değil, rahip. Rahip bu arada. Bir alo de ya. Bir ara amına kodumu yerinde. Sitenin telefonu yok mu ya? Şundan bir ara ya. Ananızı sikeceğim ya artık en sonunda ya. Kargocuyum ben abi. Bırakırım kaçarım abi. Yazarım altına da geldik yoktunuz. Bana ne abi, alır veya almaz yani. Kardeşim yetersiz buldu amına koyayım. Forgive me Christ. Affet beni mi diyor. Affet beni rahip diyor. I hope this much will help. Şu kadarcık yardımcı olur umarım diyor. Herhalde bir miktar uzattı. I am my parents give to give me more. Umarım bu yeter. Ben aileme gene soruyor olacağım diyor. Bana daha fazla para vermeleri için. Çabuk bunu ona götür. Umarım rahip beni affeder. Çabuk mu diyor, çabucak mı diyor?
Çobucak, çabucak da değil, çobucak. Tamam. Korku oyununa ne zaman geçeceğiz? Paketle, şu paketlerimi bir bırakayım abone koyayım. Bu iş gibi çünkü ben şu an bunu yapıyorum. Daha 3 paketim daha var. Çocuklar bu bitsin. Bütün gündür bak ayaktayım. Papazcığım bunu kabul edersen, çocuk gönderdi, etmezsen de ananın amına kadar bunun yolu var. Let me double check. Lütfen tam bekleyelim. Tekrar beyim. Kontrol edecek. Oh that's enough. Yeterli. Barely. That is... I will forgive him this time. Onu şimdilik tamam. Affedeceğim. Ucu ucuna yetti. Let us begin. Hadi ritüeli başlatalım. Başlatalım abi. Ha, burada mı? Argom nerede? No go away. Şimdi siktir git. Yani... Vuuu yaptı ve bit kalktı mı büyü? Ah Hermonicim olacaktı şimdi. Bir daha sipariş verirsen senin de ananı sikerim çocuk. Al bunu. I'm ready to take the pack. Ha, şimdi alabilirim paketi diye. Şimdi sen de siktir. Oğlum herkes bizi kovuyor Çağrı. Biz niye köle gibi uğraşıyoruz bu insanlar için? İşimiz bu Mert. Ekmek parası doğru. Başka bir oyunu indirip şu anda araba, lüks arabalar da sürüyor olabilirdim başka enciler gibi. Ama ben ne yapıyorum burada? Kargoculuk yapıyorum amına koyayım. Yemekçi. Teşekkür, teşekkür ederim. Bakalım bu götünden ne uyduracak. Kargo. Alt F4. Girmesen mi Çağrı? Oraya bırak, oraya bırak. Kapı kapandı. Aha, kapı açıldı. Hemen orada olacağım. Hadi lan seksi bir abla. Tam da kapı niye kapatılıyor? Kalbin durdu abi. Anam! Ay altıma sıçtım. Pelin? Çok benzettim bir adamı. Ne yapıyorsun burada? It's a bed frame. Düşüşte bed miymiş? Frame ne ya? Düşüşteyim diye olabilir. Ha, yok. Kafası yeni düşüşlerde bana karışma gibi bir şey. Yani bir yatak karyolası olarak anladım ben ama neden böyle bir şey dedi onu anlamadım. You are gonna help me with it right? Ha yatağı yapmama yardım eder misin? Evet. Kuralım nasıl birlikte fazla diyor. Nasıl yani? Evet. Yatak mı kuralım istiyor? Evet. Ay yani evet. Sinyal daha vardı sana. Da bu kapı paket... kapıyı da açar yani. Şimdi şöyle o zaman. Normalde mesai saatleri içerisinde iyilik yapmıyorum canım işte ama 98. Bir paket daha vardı benim normalde de. Senin paketi ne yaptık biz? Tamam. That packet is a bed frame. You are gonna be built first. Tamam amına koyayım yapalım. Gel hadi gel. Ablacığım anlıyorum seni. Nerede?
Amına koyayım. Bari de ki buradan gidelim de ya. Yatak odam burası da ya. Arka kapı herhalde burası, evet. He he, herhalde burası ise açalım. Açılmıyor ki abi. Burası. Ha, açık zaten. Demin açıldı ya. Yes. Şimdi yatağımız bizim birazcık konforludur. İstiyorsanız bir testini yapın. Sen ne değişik bir model çıktın ya. Bu sırf çerçevesi yalnız, bu şimdi yarın öbür gün yatak da ister. Allah aşkına ışık açın artık şu evde. Kız nerede? Aha, kan damlıyor orada Çağrı. Ne kanı damlıyor ya? Orada içeride bak. Kızım sen hasta mısın? Lan arkamda. Aynada bakınca gözüküyor. Ayna değil orası ya, gir içeri. Ben aynaya benzettim ya. Japon evlerinde sürgülü kapılar olur ya, öyle mi? Biz kaç? 305'teyiz değil mi? 405'te biz bir bok yenmiş. 405'te. Biz oraya paket bıraktık mı? Papazın evi kaç? İyi yakaladım. 105 ya. Papazın evi de. 405. Burası kaç? 300. 300'lü bir şey. Evet, merkez. 305. Çıkınca galiba. Bakarız abi. Aha, kapı açıldı. 305, 405'te bir yarraklık var. Biz bıraktık mı oraya bir şey ya? Hatırlamıyorum ki. Kafamızda şişe atan adam değildi değil mi o? Yok. Yok. O altılıydı. 405'te bir şey var. 405'e bakacağız. Altı değildi o. 500'dü galiba. Altıncı kat yok çünkü. 405'e bir bakacağız. Son altıyla bitiyordu. Ha. Bu 405 ise. 405. Alt F4'ü var 405 ise bu kargo. 202'ymiş. Kalp ritmim de normale döndü ha. Demek ki oraya odaklanınca çok artıyor. Senin tasarımını sikeyim senin. Seni tasarlayamamışlar bile yol. Dümdüz. Bebeğim. Bana kesin, bana onu yakalamama yardım et. Nereye gitti ki bu piç? Yukarı gittiyse bulunur abi. Aşağı gittiyse sıkıntı. Aa, 405'e gittik kesin ha. Yok be. Reklam mı almışlar? Bu da oyunda ilktir ha. Easter egg buldum amına kodumun oyununda. Biz ne insanların işlerini yapıyoruz ya? Kargocu değil miyiz? Ne saçma. Demek ki oranın kültürü böyle canım. Evet. Aha. Abla ha, çocuk geldi mi? Burada. Yok, geldi mi? Yok oğlum, gelmedi. O neydi be? yasak elma taktikleri. Ya 405'e nasıl çıktı ki bu çocuk ya? 405 olduğunu biliyor muyuz ki? Acaba papaza mı gitti? Şar okuduğunu biliyorum. Dışından oku da biz de duyak demiş. Emre'cim hoş geldin. Emre never die.
Burada yok abi. Müziği de hemen veriyorlar ya, ben de ona tilt oluyorum. Biri soundback bastı. Ne yapıyorsun Çağrı? Bekliyorum. Sigara içiyor. Bekliyorum. Balkonda, balkon sefası. Adam gelse içeriden içmiyorum abi bak. Balkonda sigara içiyorum deme şansım var. Hatta azarlarız yani, bir küllük koymamış buraları. Ne ya, buzdolabı mı o? Buradan damlıyordu işte kan. Hayır bak, o yan tarafı gösteriyor. Şu an biz 404'te değil miyiz? 403 veya 404'teyiz. Evet, bir yan daire. O zaman. Ya da... Ya da götümüzden uyduruyoruz. Bu odaya... Aynı oda. Burada gerçekten hiçbir şey yok. O bir şey oluyor, ne oluyor? 3 nokta çıkıyor. Ha, kapı açma şey mi? Aynı odalara giriyor kapılar ya. Ha. Aha. O niye açılmıyor lan? Çocuğu buraya mı kilitledi acaba? Lan acaba salak piç kurusu. Aptal gerizekalı mal. Sen ne alakasın ya? Hiç. Zetin evine girmişsin bir de orada. Kaçta oturuyordun sen? 202 miydi? 2 miydi, 3 müydü? 202 idi galiba. 304'tü galiba ama. 405, 305 miydi? 405 dedik ya sonra. Sanki. Çocuğu biraz garip tutmuyor muyuz asansörde ya? Asansörde kaldık. Sıçtık işte. Çocuğun kafası yok oldu. Çocuk yok oldu. Allah, ne oluyor lan?
Yok abi, biz uyuşturucu kullanmışız, triplere girmişiz. Bu başka bir açıklaması yok ya. Sansör çalışmıyor. Kapanmış yollar. Kapak. Bence biz boyut değiştirdik. Money. Bütün şeyler duruyor. Kargolar. Aa, alıyor aynı anda. Matematik var galiba burada. Labirent. Bebek bu sabah dışarıya doğru yürüyordu. Çok tatlıydı. 202'deki Mariko'nun çocuğuydu bu. Benim o çocuğa baktığımı görür görmez Mariko çocuğu alıp tekrar evin içine soktu. Lütfen benim çocuğumdan uzak dur. Ben bir virüs gibi miyim? Ben bir bakteri gibi miyim? O çocuk için diye kendini sorgulamış. Yani ben bir kelebek miyim? Neydi o şarkı vardı en son? Kara delik. Mikrop. Mikropmuş galiba. 206. ...106'ya götürmem lazım. Her türlü oradan çıkman gerekiyor galiba. En son. Ay 405'in önüne geldik ha. Gelemedik. Aa, gelemiyoruz ki. Aa, gelebiliyoruz galiba, geçiliyor mu? Sanki. Ah be. Bir üst kata daha çık, oradan başa nereden varsa in. 405 nerede ki amına koyayım? Ne, 405 yok. 405 bizde var mı ki? 305. Ben sadece ben merakımdan 405'i şey yaptım da. Ha. Bu boyutta ya, acaba bir bok var mı önünde diye. 501'e çık istiyorsan buradan çağır. Ha, 206. Gece Mr. Takeo oda 206 bir kutu taşıyordu. İçinde bira şişeleri vardı. Ben de dedim ki yardım edebilir miyim? Sen ne sikime yardım ediyorsun ya bana?
dedi. Eğer yardım edecek vaktin varsa, welfare tam olarak ne oluyor? Hayır kurumu gibi bir şey oluyor galiba. Evet. Hayır kurumunda olmamalısın bu kadar vaktin varsa. Sen sadece bir yüksün bu toplum için, dedi Mr. Takeo. Ne? Çok merak ediyorum ki etrafımdaki insanlar da bu şekilde mi düşünüyor diye bir cümle. Bak bak yoruma bak. Dayı aferin, helal olsun. Çok doğru seçimler yaptın orada. Yoksa ölüyordun, tebrik ederim. Yani çok iyi geçtin. Yoksa adam tecavüzüydü falan. İğrenç bir yavşak. Düz Bekir. Yani sonuç itibaren ne anlattı bize burası? Sonuç şey itibariyle ne anlattı? Ya zaten mi? Birincisi de bir bok anlatmadı. Biz burada garip bir şekilde bu oda numaralarının sahiplerinin böyle bir ufak bir günlük hikayesini falan görüyoruz, duyuyoruz. Abi, rahatsız oldukları biri var ama bir de. Ondan bahsediyorlar. Bu arada welfare'i hatırladım. Galiba devletten alınan paraydı. Çalışmama parası galiba. Yardım parası gibi bir şey o zaman. Hı hı. O da 305 öğrenciydi. En yakındaki dükkanda part-time çalışıyordu. Onun çok sıkı bir çalışan olduğunu söyleyebilirim. Ve buna saygı duyuyorum. Onu sayma. Bu sabah onun tam yanından geçerken bana merhaba demeyeceğini düşünürken o dedi ki, hala beni mi takip ediyorsun? Seni çirkin yarrak. Ama ben takip etmiyordum. Çirkin yarrak dedi mi peki gerçekten? Yani you ugly fuck, ya sikik, you ugly fuck, ya sikik de diyebilirsin oraya. Ama deminki cümlede onu kullandığım için birazcık da kendim katayım istedim. Güzel, tek ağızdan çıkması daha iyi tabii hikayenin. Yani ne diyor? Room 305 diyor. Yani ne anladın okuduğundan? Ne anladım? İşte öğrenciymiş, bilmem neymiş. Onun yanından geçerken bana merhaba demez diye düşünürken, aa, bana döndü ve dedi ki, beni niye takip ediyorsun sikik? Çirkin. Hikayeler hiçbir şey anlatmıyor Çağrı. Ben söyleyeyim ya, biz boşuna okuyoruz bunları. Diğer tarafta da yardım etmek istemiş de demiş ki niye yardım edecekmişsin? Öbürü de ilk gittiğimiz odada benim bebeğimi rahat bırak demişti. Kaç şu an gideceğimize? 401. Sağa geçmemiz lazım o zaman, değil mi? İkisi de sağda. 401'i vereyim önce. Bu insanlar bize peki niye not veriyor? Yani biz hangi sıfatla oradayız da bize not veriliyor? Biz polis miyiz amına koyayım, burada bir şey mi çözmeye çalışıyoruz? Yani oraya not koymuşlar ya, kim gelirse. Aha. Başta. ...502'deki Erika'ya bugün bir kedi maması verdim. Aynı zamanda bir köpeğim var. Ve umuyorum ki iyi geçinebilirim. Bana çok mide bulandırıcı olduğunu mu söyledi. Ama ben şunu düşünüyordum ki hiçbir hayvansever kötü insan olamaz. Kırıldım ama. Bak, olayı şimdi anladım. 502'deki Erika'ya köpek maması, kedi maması verdi ya. Erika da çocuğu zaten sevmediği belli, bize verdi. İlk gittiğimiz evden bize bir şey fırlattılar. Anladın mı?
Bu biz miyiz lan acaba? Biz kendi kargo şeylerimizi mi yazdık acaba amına koyayım? Yo, bu biz değiliz. Ama bu bir kişi, burada yaşayan bir kişi bu. Evet evet, rahatsız oldukları, sevmedikleri biri işte. Evet. Bunlar da günlükten parçalar, günlük sayfaları. Michurisan'la iyi geçinebileceğimi düşünüyordum. O da 401. Yaş olarak yakın olduğumuz için. Onu odasının dışında hiçbir zaman görmedim. Onu ziyaret etmeye karar verdim. Ve sonunda dışarıya çıktı. Üçüncü kez olmak üzere. Ve senin gibi birisiyle hiç kimsenin anlaşamayacağını düşünüyorum dedi. Ve kapıyı kapattı. Çağrı, burası çok önemli. Dikkat dayıcım. Yavaş oyna. Ben artık bundan sonra karışmıyorum. Burada önemli kısımlara geldik. %70'indeyiz diyebiliriz. Şu kanalda Allah'ıma şükür olsun. Mert'in de bir şakasına güldüm ya Rabbim. Çok şükür ya. Kırdım yani şu anda kendimi, anladın mı? Mert'cim yanlış anlamıyorsun değil mi? Aslında bir yager daha atsam biliyor musun, daha da gülersin. Bence bu parayı da rahibe vereceğiz. O hepsini kargolar kapısında mı duruyor? Ben mi yanlış görüyorum? ...105 odadaki Yukichi'nin bugün yürüdüğünü gördüm. Bir rahibe benziyor. Ve onun iyi bir insan olduğunu düşündüm. Ve onunla konuşmak için yanına gittim. Bu zayıf insan ne yapıyor? Onu görmek istemiyorum. Parasız hiçbir işe yaramıyor. Bir daha benim karşıma sakın çıkma dedi. Belki de kötü bir modundaydı. Baga girdi. Nasıl ya? Baştan deme bana. Güzel speedrun. Taba bastım, baga girdi. Ürünler bitince taba basınca baga girdi. Bu sonu da herhangi bir yerde göremezsiniz. Bunu böyle atalım mı YouTube'a? Beklenmeyen son diye atılır bu. Alternatif son yani bu da. Kargolarımızı bıraktık, oyun baga girdi, çıktık abi. Dayıcım bir... anladın mı? Belli ki bir mevzu geldi. Belli ki bir mevzu dönüyordu burada hocam. Tamam mı? Hiç çok karışmadık ya. Muhatap olmadık yani çok.
Yaptık abi, işimizi gücümüzü yaptık, bıraktık abi. Ne koyayım ya? Çağrıcı melal olsun. Yani tek attın oyuna. İyiydi. Doğru cevapları verdin yani. Nabız çok bir artmadı ama ya. Çünkü evet, bir korku korku ötesi pek yoktu yani henüz bu dakikaya kadar. Ben şu son 5 dakika gerilmeye başlamıştım açıkçası. YouTube'dan bir farklı şeylerine bakabilir miyiz dayıcım? Bunun hani farklı bitişleri de var. Onları da bir izleyelim mi? Night Deli bir daha girsem save almış mıdır acaba dayı? 20 de ne? Dur bir daha bakayım save almış mı? Reallik şakasını yaptı diyor. Yok başa aldı. Başa aldı, bir daha oynayamayacağım aynı yerleri. Koydum Alt F4'ü abi. Vurdum abi Alt F4'ü yani. Yapacak hiçbir şey yok. Anlaki. Anlaki. Belki de oyun yeni başlıyordu. Oğlum YouTube'da bakalım da YouTube'da kim bilir oyun daha kaç dakikaydı yani YouTube'da Çağrı. Oyunu mu izleyeceğiz? Heh. Sen şimdi halk adamısın ya, hani kargocusun sonuçta. Evet. Off stream yayını buraya kadar oynasan sonra tekrardan oraya geldiğinde yayını bize açsan. Ama speedrun. Yani diyor ki yayını kapat oyna, oraya gelince tekrar mı aç diyorsun? Bir dahaki sefer. Ben öyle yani. Anladım yani. Hani... Oyun bitiyor da izleyebilirsin. Tamam, alternatif sonlarına bakalım. YouTube'dan. Oyunda bir tık puzzle havası vardı ama oyunun sonunu gördüğümüzde ne anlayacağız ki? Anlar mıyız? Oyunun adı neydi lan? Night Delivery. Night Delivery. Yağmur sen hasta mı oldun? Hı hı. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Night Delivery in a way geçmiş shows olsun. How disabled people are viewed in some parts of the world or by some people. The story of the game as depicted in a puzzling manner where a delivery man experiences the unforgiving world in the perspective of a mentally disabled man called Kohei Shiota. For only one night. Hi folks, I'm R, your narrator. There will be spoilers ahead. With that said, let's begin. I will quickly recap the story and mention critical points leading to the end, as I've already made a video explaining the story, which you can watch by hitting the card above. If you have already watched it, you can skip ahead to the time indicated for the endings, or you can still hang around for a quick mind refresher. The story begins with a delivery man having 5 final packages to deliver to the residents of Nakayoshi apartment complex. The delivery man encounters rude and flawed characters who right off the bat come across as problematic and unpleasant. An alcoholic Mr. Takio, who is aggressive and uptight. A cat lady called Erica, whom despite having a cat, doesn't seem to care much about her fellow animal lovers. An antisocial delusional Michiru-san, a greedy priest who only cares about money, a demanding and selfish student, and part-time worker called Arisa, and a rude, seemingly neglecting mother called Mariko. Meanwhile,
The delivery man arkadaşlar dinliyorum en sonda toplu ya yani ben kendim anlayayım öyle çevirmiş daha kolay olur. We learned to have been the subject of verbal and mental harassment throughout his life due to his mental disability. People seem to be very unforgiving towards him, viewing him as a burden and a leech on economy, someone who shouldn't be alive, even though he was trying very hard to find a job. The residents of the building showed their disapproval very verbally and without much filter. They called Kohei disgusting, a burden, a useless person without money, and an ugly stalker. To make matters even worse, he gets called an antisocial, ironically from Michiru-san, a delusional antisocial. We also learn about a stray dog called Aikichi, whom used to belong to Kohei. These experiences, despite seeming normal, turn out to be anything but. A pool of blood can be witnessed in Arisa's room, and in room 403, multiple images of a specific fridge are hung on the walls, with a blood stain echoing a sinister sound. In room 403, the delivery man finds the runaway toddler of Mariko. When he tries to return him, the lights turn off, and when they turn back on, the building entirely changes, with ladders hanging on the balconies, creating a maze, which might be a metaphor of how the people are seen through the perspective of Kohei, puzzling and confusing. After delivering some more packages, we learn how these residents treated Kohei through some of his diaries. Neymiş abi sonuç? Şu anda da tam şu an bizim oynadığımız yere geldik daha yeni yani. Kohei was a very kind man who abused them. After Kohei's partner, şu an hikayeyi anlatıyor. Yok o biz boyut geçirdik diye düşündük ya. O aslında bir metaformuş ve insanları anlamakta zorlandığı için öyle bir kendi kafasında puzzle oluşmuş falan. Something known as cerebral where to so he became a care worker in a care home. Ha buralara dinle abi buralar önemli. 19 disabled and injured 26. In a manifesto, he explicitly expresses that disabled people are better left for dead and should be euthanized as they can't take care of themselves and engage in social activities. And also that they are a burden on the economy and it would be better for the country without them. Engelli insanların öldürülmesi gerekiyor ve ekonomiye zararlılar diyormuş. Disabled as useless leeches without any conscience. By not treating him as a soul of a murdered Kohei comes if he did, fantastic day. Siktir et ya. Siktir et ya 10 dakika amına koyayım onu mu izleyeceğiz ya? Çok merak edenler alsın oynasın abi ne yapayım ya. Ya güzel oyun. Da oyunu oynayamadığımız için ne etkilendik. Bak orada katil vardı onları göremedik. Melis and Melo 500 bit göndermiş. Çok teşekkür ederim Melis'im çok sağ ol. Moves like 8. ayını kutlamış NS 1307. 12. ayını kutlamış Ebe Strike. 10. ayını kutlamış Berkin GNS. Diğer bile gelmiş. Muti YY 8. ayını kutlamış Bedo Meister 10. ayını kutlamış Okulan artık demiş. Ömer Klik 2. ayını kutlamış. Abi benim zor günümde bile ilaç gibi geliyorsun cansız seviyorsun demiş. Çok sağ ol canım sıra. HSA 6. ayını kutlamış. Hyperoxid 2. ayını kutlamış. Emre Never Die'yı da okumuştuk. Epursi Move 8. ayını kutlamış. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler efendim. Haliner. Hey sen. Videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.